Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PlayStation 5 Pro alınır mı sorusuna yanıt aramaya çalışacağız. Bildiğiniz üzere Sony geçtiğimiz günlerde sürpriz diyebileceğimiz bir şekilde aslında PlayStation 5 Pro'yu tanıttı. Peki bu konsol alınır mı, almaya değer mi? Biraz bu konuyu masaya yatırmak istedik çünkü bu tanıtım aslında heyecanla karşılanması lazımdı. Lakin baktığımız zaman oyun severlerden büyük tepkiler çekti. Bu tepkilerin nedenlerini de sizlere söyleyeceğiz. Biliyorsunuz arkadaşlar normalde konsol tek başına bir işe yaramıyor. Yani konsolu asıl sattıran şey bu konsol için satışa çıkan oyunlar. Bugün baktığınız zaman Nintendo Switch 100 milyondan fazla satmış durumda. Konsolun içeriğine bakıyorsunuz akıllı telefonlardan daha güçsüz. Ama günün sonunda baktığınızda bugün Xbox'tan hatta PlayStation'ın bazı konsollarından çok daha fazla sattı. Peki bu başarıyı mümkün kılan şey neydi? Tabii ki Nintendo'nun Switch için çıkardığı birinci parti oyunlar ki bu oyunlar arasında iki tane Zelda oyunu vardı mesela. Zelda Breath of the Wild ve Zelda Tears of the Kingdom. Bunlar arkadaşlar adeta yok sattı ve konsolda yok sattırdı. Şimdi PlayStation 5 Pro'da eksik olan neydi? Sanırım buradan cevabını hepimiz çıkardık. Tabii ki oyun. Normal şartlarda arkadaşlar Sony yeni bir konsol duyurduğu zaman ne yapar? Bomba oyunlar duyurur ve bu oyunlar oyun severleri heyecanlandırır. Dersin ki ya bu oyun için ben bu konsolu almalıyım. Ama PlayStation 5 Pro'da böyle bir şey olmadı. Bunun yanında bir ara konsol olmasına rağmen felaket pahalı arkadaşlar. Yani Türkiye için demiyorum bakın. Yurt dışı fiyatı bile 800 euro. Bakıyorsunuz PlayStation cephesine PlayStation 5 fiyatları 500 eurolar civarında. Ama bakıyorsunuz Pro versiyonu 800 euro. Bu Avrupalılar için bile ciddi anlamda yüksek bir fiyat arkadaşlar. Yani kimse kalkıp da Avrupa'da PlayStation için 800 euro vermek istemez. Neden? Çünkü oyun yok arkadaşlar. Sunumu eğer izlediyseniz sizler de biliyorsunuzdur zaten. Kalktılar kaç yıl önce çıkan Ratchet Clank'i tanıttılar. Yani neymiş işte bu Ratchet Clank'in görselleri biraz daha iyileştirilmiş bir şekilde PlayStation 5 Pro'ya gelecekmiş. Burada önemli olan ne peki? Tabii ki PlayStation 5 Pro'daki yeni bir teknoloji sayesinde örneğin kenarların, köşelerin çok daha düzgün bir şekilde gözükmesi, yapay zeka destekli bir çip sayesinde karakterin tam olarak netleşemeyen detaylarının dahi pürüzsüz bir şekilde karşımıza çıkması. Bunlara baktığınız zaman tamam güzel özellikler ama ben bugün PlayStation 5 ile oynarken de bu detayları zaten çok fazla fark etmiyorum ki. Yani örneğin Spider-Man oynuyorum PlayStation 5'imde ve binaların yanından geçerken lan bu binanın köşesi biraz oval olmuş demiyorum mesela yani. Bunları diyorsanız eğer tamam PlayStation 5 Pro alın ve binaların köşeleri biraz daha size keskin gözüksün. Hatlar biraz daha kesin gözüksün. Ama bunun dışında beni etkileyen bir yenilik var mıydı? Düşünüyorum. Yok. Ha, Sony burada ne demek istedi oyun severlere? Şunu dedi. Artık dedi 60 FPS'i doğru dürüst oynayabileceğiniz bir konsol var. Yani FPS düşüşleri vesaire oyunlarda artık yaşamayacaksınız. Fakat bu sizi fazla rahatsız etmiyorsa bu kadar çok yüksek bir fiyat vermek yerine ki Türkiye fiyatı henüz netleşmiş değil ama dışarıdaki fiyatı 800 euro olan bir konsol arkadaşlar. Ülkemizde şöyle bir düşünüyorum. Yani 40 bin, 45 bin civarında bir fiyata satılacaktır muhtemelen. Bunun yerine ben PlayStation 5 Slim alırım. Yani halihazırda benim kullandığım konsol zaten PlayStation 5 Slim arkadaşlar. 17 bin liraya almıştım. Şu anda internete baktığınızda da 19-21 bin TL aralığına ithalatçı garantili. Biraz daha yukarılara çıkarsanız Bilkom Türkiye garantili ürünlerin olduğunu görüyorsunuz. Bu bağlamda şimdi iki katı fiyat vererek aynı oyunları oynayacağım ve görüntü kalitesinin de yakın olacağı bir konsolu almak ne derece mantıklı? Dürüst olmak gerekirse bunu masaya yatırıp bir irdelemeniz gerekiyor. Zaten PlayStation 5 kullanıcısıysanız, PlayStation 5'iniz varsa Pro'sunu almak şu anda aşırı derecede mantıksız arkadaşlar. Baktığınız zaman diyorlar ki yani eğer siz de sosyal medyada vesaire zaten göz gezdirdiyseniz bunu görmüşsünüzdür. Eskiden konsol için oyunlar tanıtılırdı. Şimdi oyun için konsol tanıtılıyor. Buradaki oyun hangi oyun arkadaşlar? Evet doğru bildiniz. GTA 6. Diyorlar ki Sony bir konsolu GTA 6 için yaptı. GTA 6'nın grafikleri o kadar müthiş ki PlayStation 5'te bu oyunu oynamak mümkün olacak. Fakat FPS değerleri ve grafikler biraz daha kötü olacak. GTA 6'yı gerçek grafiklerinde yani o tanıtım videosunda gördüğümüz kaliteli grafiklerde oynamak, o ray tracing ayarlarının dibine dibine vurmak için sizin PlayStation 5 Pro'ya ihtiyacınız var diyorlar. Yani şunu da diyebiliriz aslında. PlayStation 5 Pro GTA 6 çıkana kadar çok da mantıklı bir tercih değil. GTA 6 ne zaman çıkacak peki? Geçen gün açıklama yaptılar. 2025'te bu oyunu beklemeyin dediler. Muhtemelen 2026'da çıkacak. 2026 yılına geldiğimizde arkadaşlar
Zaten 2 sene sonra falan, yani 2027 ya da 2028'de, ki 2027'de PlayStation 5 7 yıllık ömrünü doldurmuş oluyor. Biliyorsunuz hem Sony hem Microsoft 7 yılda bir konsol çıkartıyorlar. E baktığınız zaman 2027'de, yani GTA 6'nın belki de hemen çıkışının arifesinde, biz yeni bir PlayStation konsolu göreceğiz. Ve belki de GTA 6 yeni nesil konsollarda da çıkacak eş zamanlı olarak. Bunları da hesaba katmak gerekiyor. Dolayısıyla bu açıdan da baktığımızda PlayStation 5 Pro'yu almak çok da mantıklı durmuyor arkadaşlar. Yani hani neresinden bakarsanız bakın. Fiyat etiketine bakıyorsunuz. Aşırı uçuk. Oyunlara bakıyorsunuz. Sony şu anda oyun geliştirmiyor. Geliştirse bile biz bunların hiçbirini bilmiyoruz. Duyurmuyor. Yani adam akıllı bir şunu demediler mesela. God of War'ın devamı geliyor. Yeni bir Uncharted oyunu geliyor. Yeni bir Last of Us oyunu geliyor. Bunları demiyorlar. Biliyoruz. Evet, devamları gelecek. Bir söylenti var. Bir geliştirme çalışmaları mevcut. Yani şundan haberimiz var mesela. God of War'ın devamı için çalışmalar mevcut. Ama yeni oyun ne zaman gelecek? Bunu bilmiyoruz arkadaşlar. 3 sene mi? 5 sene mi? Yeni nesilde mi gelecek? Bundan haberimiz yok. Bir Last of Us oyunu geliyor. Evet, bir Last of Us'ın devamını getirme istekleri var. Uncharted'a dair hiçbir iz yok, hiçbir veri yok. Yani bunun devamının gelip gelmeyeceğine dair hiçbir fikrimiz yok. Mesela Ghost of Tsushima bu nesilde tutan çok güzel bir oyundu. Bunun devamının gelip gelmeyeceğini hiçbir şekilde bilmiyoruz. Gelecek mi, gelmeyecek mi, bu konuya dair hiçbir fikrimiz yok. Dolayısıyla böyle bir oyun açığının bulunduğu ortamda Sony'nin kalkıp bir ara nesil konsol tanıtması. Üstelik bu ara nesil konsolun fiyatını. Hali hazırda satışta olan konsolun neredeyse 2 katı fiyata pazarlaması. Bu biraz absürt oldu, bunu söyleyebiliriz. Evet, bu konu hakkında siz üzerinde yorumlar varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince eğer sorularınız varsa bunlara yanıt vermeye çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.